En çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de 612 milyon dolar borç bıraktık. Ya biz borç, o zamanki dolar, euro borcumuz o kadar değildi ki. Ben şimdi size hepsini göstereceğim. Bundan sonra bu konularda da kim yanlış konuşma yaparsa ve kamuoyuna açıklama yaparsa onu mahkemeye vereceğim. Öğrenciler namuslu ve şerefli olsunlar. Ahlaklı olsunlar. Doğru olanı anlatsınlar. Ben ne dedim bir önceki konuşmalarımda? Ben 3 tane arkadaşımı vereyim. Oturun inceleyin. Bu incelemenin sonunda eğer Fenerbahçe kulübü zarar etmişse ben o zarar neyse ödeyeceğim dedim. Taahhüt ediyorum dedim. Ama artıysa bunu da kamuoyuna siz deklar edin. Diyor ki ya bu kadar da hakikaten adamlar haklı söylüyorlar. Bu kadar borç yok. Bu kadar mal varlığı var. Bundan dolayı durumumuz budur desinler. Ama siz basın mensupları, televizyonu, gazetesi, her şeyi hiç yazmıyorsunuz mal varlığını. Hiç demiyorsunuz ya bu topuk yaylasını kaça mal etti bunlar? Kaça yaptılar? Şu anda satsa bu kaç lira eder? Feneryum. Hepsini siz tek tek söyleyeceğim. Buraya çizeceğim göreceksiniz. Bu feneryum kaç liradır ya bugün değeri? Salon. Bu salonu kaç lirada bugün satmaya kalksalar? Topu sahibi Fenerbahçe'nin sağlamış bunlar. Ne eder? Hiç niye yazmıyorsunuz, çizmiyorsunuz? Merak ediyorum ya. Hep yazdınız 612 o söylüyor, siz de yazıyorsunuz. Neden? Bu kadar mal varlığı stada. Ya stada biz ne kadar para harcadık? Stat kerede şeyden gök kubbeden inip de oraya konmadı yani. Biz onu yaptık. Yaparken Migros tribünü için 3 milyon Migros'tan para aldık. 3 milyon uzanlardan aldık. İki tarafa da teşekkür ediyoruz. Sonra 10 milyona yakın da Fenerbahçeliler 1907 tribünü yaparken Fenerbahçeliler destek oldular. Etti 16. 4 de ben vermiş olayım 20. 100 milyona mı oldu? 80 milyon nereden geldi? 80 milyon nereden geldi? Hangi bankadan aldık? Bütün bankalardan aldık. Harcadık yaptık. Bunun için kongreye geldim. Önce dediler ki bu şey yapalım, stadın yanını yapalım. Tamam mı? Rahmetli Erdoğan Şenaylar'ın başkanlığında tuğla koyalım. İşte kim alıyorsa 1 milyon dolar vereceklerdi. Oraya tuğla koyacaktık. Yani kimse yapmadı. Öyle kaldı. Orada ikinci şartta bankalara gidip para alıp yapacaktık. Ve biz onu yaptık. Niye hiç yazmıyorsunuz, hiçbiriniz demiyorsunuz ki ya. Şimdi o kongrede suçluyor, ben de sizi suçlayayım biraz. Demiyorsunuz ki ya bu stadı yaptı, bu borçların içinde bu da var. 50 bin lira, 100 bin lira neyse bunu düşelim demiyorsunuz ya. Bak şimdi buraya masada tahtada göstereceğim. Öğretmen gibi hepiniz öğrenin. Bir daha da kim söylerse bak, kim söylerse mahkemeye ver. Namuslu ve şerefli olalım. Öyle atmasyon, tosmanı yok. Tamam beyler? Şimdi bakın anlatacağım. Ben ne demişim onlar diyor. Erol Bilecik de yalan söylüyor. Burhan Karaçam da yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Bak yalan söylüyorlar. Ben size şimdi hepsini anlatacağım. Ve bir daha da hiç konuşmayacağım bu konuda. Ve konuşacağım tek şey mahkemeye vermek. Mahkemeye vereceğim. Evet Necat, ver bir tane. Tekrar ediyorum, bıraktığımız borç 612 milyon euro değildir. Yine devir alınan 612 milyon euronun karşılığı TL cinsinden gösterilen 3 milyar 184 milyon TL. Bakın 2 milyon 506 milyarla 3 milyar 184 milyon arasında bir fark var. 3 milyar 184 milyon en son genel kurulda Burhan Bey'in borçların gelişiminde TL olarak gösterdiği ve başlangıç noktası olarak aldığı noktadır. Ama bu 3 milyar 184 içerisinde Akfin şirketi, Ülker isim sponsorluğu, Akfin'in sahip olduğu arsa yapılacak inşaat için düşünülen yatırım tutarı ve çalışanların tümü aynı anda işten çıkartılması ihtimalinde Fenerbahçe'nin ödeyecek kıdem tazminatı toplamı da vardır. Bunlar aslında muhasebe tekniği olarak borcun içinde gösterilmektedir. Nitekim Burhan Karaçam da bir divan kurulu toplantısında aslında bunun
muhasebe tekniği olarak gösterildiğini ve esas borca ilave edildiğini söylemektedir. Yani biz onların dediği rakamı alsak bile, yani 3 milyar 184 milyonu içinde demin söylediğim hiçbir zaman ödenmeyecek borçları alsak dahi borcumuz 3 milyar 184 milyon Türk lirasıdır. TL borcunu Euro, Amerikan doları ya da kuvvet dinarıyla göstermek gerçeği değiştirmez. Borç bugün 7 milyar 686 milyondur. Bugün itibariyle genel kurulda söylenen rakam budur. Üstelik bu rakama genel kuruldan alınan %30'luk ek borçlanma yetkisi de ilave edilecektir. Bu ilave edildiği zaman önümüzdeki yıl genel kurula gittiğimizde karşımıza çıkacak rakam 10 milyarın biraz üstünde olacaktır. Bu rakam şu an itibariyle bizim bıraktığımız borcun tam 3 katıdır. Bu rakamı ister euro, ister dolar, ister sterline bölün, sonuç değişmiyor. Borç 10 milyar. Bugünkü borcumuz 10 milyardır. Bizden devir aldığınız borcu o tarihteki düşük euro kuruna, bugünkü borcunuzu da güncel yüksek euro kuruna bölerek göstermeniz sonucu değiştirmez. Bizden 2,5 milyar TL seviyesinde aldıkları borç bugün 10 milyar TL seviyesindedir. Sayın Ali Erol Bilecik Genel Kurul'da borcu 612 milyon eurodan 386 milyona indirdiklerini söylüyor. Halbuki biz finansal okumamız var. Genel kurullara da katılıyoruz. Ben son genel kurula da katıldım. Bilançolarda, genel kurula sunulan finansal tablolarda her yıl zarar ettiğimizi görüyorsunuz. Zarar etmesi ne demektir bir kulübün? Giderlerinin gelirlerinden fazla olması demektir. Bu borç ödendiyse hangi gelirden ödenmiştir? Erol Bilecik bu borcun ödendiğini iddia ediyor. Genel kurulda da böyle söyledi kamuoyuna. Yarı yarıya indirdiklerini söyledi. Bunun kaynağı hangi kaynaktır? Hangi kaynaktan bu borç ödenmiştir? Ben izah ettim az evvel size. Borç, bugünkü borç, bugünkü euro kuruna bölündüğünde düşük gözükmektedir. Halbuki borç 10 milyar TL seviyesindedir. Dolayısıyla bu illüzyona çok fazla itibar etmemek gerekir. Ali Bey haklıdır, genel kurulda söylemiştir, borç, büyük bir borç var. Bugün Türk futbolundaki bütün kulüplerin, rakiplerimizin de büyük borçları var. Ve finansman açıkları var. Buna çareler aranıyor. Türkiye Futbol Federasyonu genel kurulda da bu gündemdeydi, bu konuşuldu. Asıl olan Türk futboluna getirilmesi gereken ilave kaynaklardır. Son olarak şunu söyleyeyim, bir kulübün borçları, ondan bahsederken demin başkan da bahsetti. Varlıklarından da bahsetmek gerekir. Çünkü şimdi bakın. Biz 2017 kongresinde gelip de size kitapçık, bizim kongrelere dağıttığımız kitapçıkta bizim borç bu kadar gösterdik. Onlar geldiler, dediler ki sizin borcunuz 612 milyon. Euro. Bunlar euro. Şimdi 2560 olan borcun 560 bin euro o günkü 4510. Onun üzerinden rakam bu. Onların ikini de buna bölerseniz bu. Şimdi bizim bu gösterdiğimiz şu rakamın içinde, TL'nin içinde bir Akfin arsası. Yani neresi bu? Ülker Arena'nın yanındaki 30 günlük sur dönüm ülkeye verilen arsa. Bu arsa için Murat Ülker, birazdan ondan da bahsedeceğim. Murat Ülker benimle görüşmek istedi. Biz salonu, bayan ve erkek için kullandığımız salonu Fenerbahçe'ye tapusuna aldık. Öbür arsayı da 30 dönümü galiba, yanlış hatırlamıyorum, veya 38 dönüm. O kısmı da biz ülkeye verdik. Onun değerini de 230 trilyon yaptık. Yap işletmeleri olduğu için defterlerde böyle gösterdi. Murat Ülker bana dedi ki, ya dedi, bu arsanın değeri dedi, işte zaman ben şu anda bu 230 milyarı kazanabiliyorum. Ama dedi, buradan daha fazla bir şeyler kazanabilmek için bunun şeyle, emlak konutla beraber Galatasaray'ın yaptığı sistemle ortak yaparak buraya konut ve iş merkezi, iş ne diyeyim, bürolar, ofisler yapalım dedi. Bu şekilde daha fazla kazanç sağlarız. Hem de Fenerbahçe buradan kazançtan
%50-50 ortak olsun dedi. Bunun üzerine bir çalışma yaptık. Bir çalışma yaptık. Ve gittim şeye, emlak konukta. O zaman Murat Bey kurum ordunun başındaydı. Anlattım, tamam dedi. Devletten de onay alalım. Gittik, anlattık devlete de. Onayı da aldık. Bunlar da hepsi yapıldıktan sonra çalışma başladı. Bu 230 trilyon gözüken arsayı biz Fenerbahçe sanki sahibiymiş gibi Fenerbahçe'ye satın aldık. Ama ödeme yapmadık. 3 yıl içerisinde emlak konut inşaatları yapacaktı. Oradan %100 kendisi payını alacaktı. Ülker arazinin bedelini alacaktı. Sonra geriye kalan kar paylaşılacaktı. O da 75'er milyon euroydu. Deklare edilen bize. Emlak konut şey çıkan projenin neticesi budur dediler. Şimdi onun üzerine biz bu arsayı bunun içine borç yazdık. 230. Fakat bu arsaya şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. He? Tabii. Yapmadılar yani. Gidip sor. Ben sordum dün. Ya neden yapılmıyor? Bir şey mi var? Problem? Yok dediler. Yönetim herhangi bir icraatta bulunmadı dediler.